Aç bıraktım yine olmadı. Daha ne yapayım? Bütün ailelerden doğan erkek çocukları alın ve öldürün. Başka bir çaresi yok. Efendimiz. O zaman yapın. Benim adım Amram. Bu karım yok, evet. Bu da oğlum Harun. Ve kızım Meryem. Diğer oğlun nerede? Tanrı bize başka bir oğul vermedi. Yalan. Buradaki insanlar karının hamile olduğunu söyledi. Ama şimdi değil. Buna göre çocuğun doğmuş olması gerek. Bir erkek çocuk. Hayır. Yani insanlar yalan mı söyledi? İnsanlar bir şey söylemedi. Benim başka çocuğum yok diyor. Dönecekler. Yararı yok, yok, evet. Birileri söyler. Onu bulurlar. Bebek. Ah, bu bebek burada ne arıyor acaba? Onu kıyıya çıkarın. Peki efendim. Bakın, bir İbrani oğlu. Onu babanızın askerlerine vermeliyiz efendim. Hem de hemen. Böyle bir çocuk görünce bildireceğimize yemin ettik. Ama şuna baksanıza ne kadar güzel. Ona dokununca nasıl da sustu, gördünüz mü? Onu saklayacağım. Firavun'a karşı mı geleceksiniz? Firavun'a kızından başka kim karşı gelebilir? Ama efendimiz, onu nasıl besleyeceksiniz? Ona bir süt anne tutacağım tabii. Efendimiz. Sen de kimsin? Ne cesaretle buraya giriyorsun? Yasak olduğunu bilmiyor musun? Onu emzirecek bir kadın tanıyorum efendim. O da bir İbranidir. Bunu isteyeceğinden emin misin? Evet efendimiz. Çok güzel. Onu tutacağım. Onu korumama alacağım. Efendimiz çok cömert. Ama bazı koşullarım var. Çocuk biraz büyüyünce onu bana saraya getireceksin. Benimle yaşayacak. Ve benim oğlum olacak. Buna rağmen tanıdığın o kadın bu çocuğu emzirecek mi? Kesinlikle yapar efendim. Tamam o zaman. Onun adı Musa olacak. Çünkü ben onu sudan alıp çıkardım. Ölseydi daha iyiydi. Baba. Sana gelince Meryem. Bir şey söylemeden çekip gittin. Meraktan neredeyse çıldırıyordu.
Yüreğini biliyorum Yokevet. Yumuşak ve sevgi dolusun. Ama çocuğu onlara verme zamanı gelince yüreğin parça parça olacak. Sanki ölmüş gibi. Sen iyi birisin Amram. Her gün dua eder, Tanrı'yı seversin. Ama onu tanımıyorsun. Bu onun isteğiyle oluyor. Sana acıdan başka bir şey vermeyecek, bunu biliyorsun. Çok güzel oldunuz efendim. Efendimiz Musa geldi. Ne kadar güzel bir çocuk olmuş böyle. Artık burada benimle yaşayacaksın Musa. Benim oğlum yok biliyorsun. Benim oğlum sen olacaksın. Seni öz annen gibi sevecek ve sana bakacağım. Söz veriyorum. Musa, anneni görmek istemişsin galiba. Evet majesteleri. O zaman sonra görürsün. Siz bilirsiniz efendim. Güzel. Mükemmel bir benzerlik. Çok etkileyici bir görünüş efendimiz. Hmm. Ama zamanla yağmurdan ve rüzgardan etkilenmeyecek mi? Burada son derece sağlam ve dayanıklı kayalar kullanılmıştır majesteleri. Binlerce yıl dayanabilecek güçte mi peki? On binlerce yıl majesteleri. Nasıl sessiz kalabilir? Firavun'un bu insanlara nasıl eziyet ettiğini, ne biçim davrandığını görmüyor muyum? Bu insanlar benim halkım. Hayır. Sahip olduğum her şeyi sana borçluyum anne. Ama bunu nasıl unutabilirim? Ben bir İbrani olarak doğdum ve benim bir kardeşim var. Ve bir kız kardeşim. Onlar da İbrani. Ayağa kalk. Hadi kalk. Kalk. Ölmüş. Orada neler oluyor öyle? Öldü efendimiz. Bunu kim yaptı? Musa! Bunu sen mi yaptın? Sadece ona bir ders vermek istemiştim majesteleri. Ne dersi? Bir Mısırlı'nın hayatı bir İbrani'nin hayatından daha mı değersiz? Bu cezasız kalmaz majesteleri. Efendimiz Musa sahip olduğu konumun keyfini çıkarabilir. Ama yasaların üzerinde değildir. O bir katildir. Yasalar majesteleri. Evet, evet. Yakalayın onu. Yakalayın onu. Yakalayın. Kokuşmuş hayvanlarınızı bir an önce götürün buradan. Hemen dedim. Yoksa onları alırız. Ve kullandığınız suya sayarız. Babam efendimize kullandığı suyun hakkını ödedi. Doğru. Bir miktar ödedi evet ama yeterli değil. Ne kadara anlaştıysa onu ödedi. Babam daha fazlasını ödeyecek güçtedir. Ama bu sorun onların arasında çözülmeli. Hemen gidiyorsunuz kızım. Yoksa hayvanlardan fazlasını da alırız. Arkadaşımın canı başka türlü.
Bir et istemiş çünkü. Güçlü bir adamdır, onu durduramam. Ne kadar güçlü? Bu kadar güçlü mü? Baban Yetro'ya söyle. Efendim su için daha fazla bedel talep ediyor. Ben ve kız kardeşlerim size minnettarız efendim. Adın ne senin? Zipora. Zipora. Uzun bir yoldan mı geldiniz efendim? Çok uzun. Gideceğiniz yer uzak mı? Gideceğim bir yer yoktu. Ama şimdi var. Bir zamanlar o zavallı yaratık benim önümde yarı beline kadar eğilirdi. Ben Midyan'ın en büyük kahiniydim. İnsanların ölümü ve yaşaması benim ellerimdeydi. Bu bir hile değil mi? Hı? Taşı bir hile kullanarak kırdın. Gücünle değil. Evet. Her şey bir hile zaten. Ama sana minnettarım bayım. Kızlarım benim için çok değerlidir. Her şeyim onlarındır. Zenginlerin yaşadığı her şeyi görüp geçirdim ben. Bu doğru. Babam çok zengin bir adamdı. İçinde oturduğumuz o güzel evi hatırlıyorum. Ve yönettiği o tapınağı. Tapınakta putlar vardı ve insanlar ona değerli taşlar ve altın getirirlerdi. Bunlardan vazgeçti. Neden? Annem öldüğü zaman oldu. Taptığı putların sahte olduğunu gördü. Tanrıların gücü olmadığını anladı. Bunda çok haklı. Putlar sahtedir. Ama bir tanrı var Spora. Acaba... Cennetten emirler var Yetro. Bunlar nereden geliyor? Tabii ki Tanrı'dan geliyor. Sizin bildiğiniz Tanrı bütün bunları yapacak kadar büyük olabilir mi acaba? Olamaz. Akıllı bir adam mutlu olmak istiyorsa kendini bir kadının sevgisiyle tamamlamalı. Aile zevkini tatmalı ve özgür tepelerin keyfini çıkarmalı. Buradayım.
Ben babanın tanrısıyım, İbrahim'in tanrısıyım, İshak'ın ve Yakup'un. Kullarımın üzerindeki yansımayı gördüm, yakarmaları duydum. Onları Mısır'a göndereceğim ve bol süt ve bal bulacakları toprakları göstereceğim. Seni Mısır firavununa gönderecek ve benim kullarımı o krallıktan çıkarmasını sağlayacağım. Ama ben kimim ki bunları yapabileyim? Ben seninle olacağım. Eğer o insanlara gidip onlara beni Tanrı'nın gönderdiğini söylersem ve onlar senin adını sorarlarsa nasıl cevap vereceğim? Benim Musa. Ya bana inanmazlarsa? Eğer bana seninle konuşan Tanrı değildi derlerse? Belini tuttuğun o asaya bak. Şimdi onu toprağa bırak. Şimdi onu al. Kuyruğundan tut. Bu işaretlerle sana inanacaklardır. Ben konuşkan biri değilim. İkna yeteneğim de yoktur. Ben seninle olacağım. Sana iyi konuşma yeteneği ve ikna yeteneği de vereceğim. Tanrım, yalvarırım. Başka birini gönder. Sana kardeşin Harun'u göndereceğim. Senin adına o konuşacak. Hiç tehlikesi yok baba. Eski firavun öldü. Ve kızı da. Beni Nil'den çıkaran kadın. Yani anne dediğim kadın. O da ölmüş. Gitmeliyim. İyi. Git. İbrahim'in asası. Benden gitmesi için halkına izin vermemi istiyorsun. Sana bunu Tanrı'nın emrettiğini söylüyorsun. Çok güçlü olduğunu söyledin. O zaman kanıtla. Bize onun gücünün işaretini göster. Asayı al ve sonra yere at. Thank you.
Bu bir hile majesteleri. El çabukluğu. O yaratık bu hileyi yapmak üzere yetirmiş. Dikkat edin majesteleri. İşte böyle büyücü bir hareket yapar. Sol eliyle iter. Bir hile. Sadece bir hile majesteleri. Sizi ucuz büyücüler. Sizin tanrınızın gücü yok. İstediğinizi reddediyorum. O zaman bunun bedelini halkın ödeyecek. Büyük bir bedel. Bütün Mısır'ı veba saracak. Ülkenin her yeri kıtlıktan kavrulacak. Durun. Tanrı'nın mucizesini alın. Tanrı'nın lanetini yakında öğrenirsiniz. Başka marifetin var mı Musa? Asayı al ve bir ucunu Nil Nehri'nin suyuna dokundur. Bakın majeste, kan değil. Bu sadece kırmızı kum efendimiz. Eğer halkımın gitmesine izin vermez, Tanrı'ya ibadet etmelerine izin vermezsen, benim Tanrım sana ve halkına sinekleri ve böcekleri musallat edecektir. Buna ne diyorsunuz? Önce Nil kırmızıya dönüştü. Sonra veba ve kurbağalar geldi. Biri öncekinin sonucuydu efendim. Sonra ısıran böcekler ve sinekler. Bizim tanrımız çok daha güçlüdür. Benim halkıma karşı inat mı ediyorsun? Hala gitmelerine izin vermiyor musun? Güneş tutulması efendimiz. Ay güneşin arkasına gizleniyor. Bir saat içinde geçip gider. Cevabınız nedir majesteleri? Halkınızın gitmesine izin vermeyeceğim. Onların gitmesine asla izin vermeyeceğim. O zaman Tanrı'nın ne dediğini dinle. Mısır'ın üzerine lanet çöktüreceğim. Bu topraklar üzerinde doğan ilk canlı ölecek. Tarladaki inekten köle kızlara kadar doğuran her şeyin ilk yavrusu ölecek. Hatta şu anda tahtında oturan Firavun bile. Ve bu ülkenin içinden öyle feryatlar yükselecek ki ne daha önce duyulmuş olsun ne de bundan sonra duyulacak olsun. Gün batımında
Hepiniz birer zufa otu alacak ve onu kuzu kanına batıracaksınız. Kapıların üstüne ve eşiğine dokunduracaksınız. Tanrı sizin evlerinize dokunmayacak ve hiçbirinize zarar vermeyecek. İstemiyorum. Bırakın gitsinler. Peşlerinden gitmelisiniz majeste. Hepsini yok etmelisiniz. Yapamam. Yaparsınız. Çölü yürüyerek geçiyorlar. Denize yönelecekler. Denize doğru. Evet. Aptal insanlar. Bunun bir tuzak olduğunu anlamadılar. Onların tanrısının gücüne nasıl karşı koyarım? Peki sizin büyük ordunuzun gücüne nasıl karşı koyacaklar? Hı? Masum oğlunuzun kanı intikam için bekliyor. Hepsini yok edin majesteleri.
Musa. Kaç kişiler yaşıyor? Büyük bir ordu. Çöle geri dönmemiz gerekiyor. Açıkta savaşırız. Bu bizim tek şansımız. Sırtımızı denize verirsek kaybederiz. Mısır tanrılarının da güçleri var. Çok güçlüler. İntikamları korkunç olacaktır. Hepimizi yok edecekler. Firavun bize merhamet edecektir. Canımızı bağışlayacaktır. Köylerimize geri dönmek zorundayız. Beni takip edin. Sakın onu dinlemeyin. Tanrı'ya güvenin. Yanımda kal Harun. Tanrı bu işi birlikte yapmamızı istedi. Onu dinlemeyin. Tanrı'ya inanın. O bize yardım edecektir. Tanrı'ya. Tanrısı bize daha çok zarar verecek. Kendi tanrılarımıza güvenmeliyiz. Onlar bizi koruyacaktır. Herkes yürüsün. Anne. Neyin var senin yok evet? Hemen gitmeliyiz yoksa öleceğiz. Korkacak bir şey yok anne. Tanrı bize yardım ediyor. Evet. Evet.
Hadi yürüyün. Yürüyün. Çabuk olun. Emir vermelisiniz majesteleri. Peşlerinden gitmeliyiz. İntikam. İntikam almalıyız. Emir verin artık. Evet. Evet. Hepsini yok edin. Anne, hiç umudun kalmasa bile yine inan. Diğerleri sırtını dönse bile, çevren kötülük dolu olsa bile inancını kaybetme. Kımıldayın. Bir şey yok. Çabuk olun. Evet. Hemen kıyıya çıkın. Hadi çabuk. Herkes elini çabuk tutsun. Musa, Mısırlılar geliyor. Ha ha ha.
Baba. Sen ve kardeşinin Mısır'da başardığınız mucizeleri duydum. Kafilenin sonu Midyan'a uzanıyor. Dünyanın bir ucuna mı? Aklıma gelmeliydi. Hepsi bir hileydi Yetro. Hem de hepsi. Sanmıyorum. Öyle mi? Kendi kendimize yarattığımız yasalar geçici oluyor. Kolayca çiğnenebiliyor. Ama Tanrı'dan gelen emirler... Tanrı'dan mı geldi Yetro? Evet. Bu yasaları Tanrı koyar. Ve sonsuza dek yaşar. Ben oraya gidiyorum. Unutmayın, hiç kimse dağa yaklaşmamalı. Hiç kimse. Sakın korkma. Sen yanımda olmadığın için korkuyorum. Sensiz başaramayabilirim. Gelin benimle. Onunla konuşacağım. Ne istiyorsun? Musa nerede? Neden geri dönmedi? Geri dönecek. Tanrısı onu kandırdı. Ve o da bizi kandırdı. Hayır. Şimdi Mısır tanrıları bizden intikam alacaklar. Sizi aptallar. Tanrı sizi kurtarmak için denizin içinden size bir yol açtı. Susuzluğunuzu gidermek için kayalardan sular fışkırttı. Açlığınızı gidermek için size cennetten ruhani yiyecekler gönderdi. Onun gücüne inanmak için başka ne kanıt istiyorlar? Musa nerede diyorum sana? Nerede söyle? Cevap veremiyorsun. Cevap veremiyorlar. Ben Mısır tanrılarını yumuşatmak için bir put yapalım diyorum. Yoksa hepimiz yok olacağız. Hayır. Bekleyin. Hayır. Beni dinleyin. Durun. Put yapmak için altını nereden bulacaksın? Halktan alacağım. Yeterince altın bulduğunda tekrar gel. Ama bu yanlış. İnsanlar altınlarından asla vazgeçmez. Bu da bana zaman verir. Buna bir son vermelisin. Onlara engel olmalısın. Thank you.
İşte bu Tanrı'nın yasasıdır. Kirlettiğiniz Tanrı'nın yasası. Ey ulu tanrım, biliyorum bu insanlar seni kızdırdı. Ama yüreğimin derinlerinden sana dua ediyorum ki bizim suçlarımızı bağışla, günahlarımızı da bağışla. Ve bizi alıp vaat edilen topraklara götür. Tanrım, eğer gözlerinde merhamet görürsem bunun çoğalması için dua edeceğim. Ama eğer görmezsem yazdığın bu kitaptan beni silmeni niyaz edeceğim. Tanrı'nın buyruklarıdır. Hiçbir tanrıyı benden üstün tutmayacaksınız. Kendinize hiçbir şekilde put yapmayacaksınız. Onların önünde eğilip ona tapmayacaksınız. Allah'ın adını boş yere ağzınıza almayacaksınız. Sebt gününü asla unutmayacaksınız. Ve onu kutsal bileceksiniz. Haftada 6 gün çalışacaksınız. Ama 7. gün Tanrı'nın olacak. Daima annenize ve babanıza saygılı olacaksınız. Böylece uzun yaşayacaksınız. Ve size vereceğim topraklarda huzur bulacaksınız. Asla kimseyi öldürmeyeceksiniz. Asla zina yapmayacaksınız. Asla çalmayacaksınız. Komşularınıza karşı asla yalancı tanıklık yapmayacaksınız. Komşunuzun karısına kötü gözle bakmayacaksınız. Ya da evine, ya da hizmetçisine, ya da hayvanlarına. Onun olan hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Neden 40 yıldan beri çölde yaşıyoruz Yaşua? Çünkü insanlar Tanrı'ya karşı isyankar oldular. Evet. İnsanlar günah işlediler. Ben de günah işledim. Tanrı benimle konuştuğunda, Midyan'da, çalıda ateş yakıp benimle konuştuğunda tam olarak inandım. Ondan kuşku duydum. Bu yüzden seni şimdi mi cezalandırıyor? Evet. Çünkü bunu daha yeni kabul ediyorum. Ben sizinle gelemem. Bizi kim götürecek? Hayır. Ben bunu hak etmedim. Bu Tanrı'nın isteği yaşıyor.